Evet, sizin kızınız kayıp. Evet. Nasıl oldu? Olay nasıl oldu? Sabah 8.30'da çıkmış evden. 8.30'da. Evet, 8.30'da. Ben hangi işteydim. Hangi köyde oturuyorsunuz siz? Körfez Kalburç köyünde. Kalburç. Evet. Kızınız her gün buraya okula mı geliyordu? Okula geliyordu. Peki ilk olay nasıl yaşandı? İlk olay eşi söyledi bize. Eşi söyledi. Fatih Bakar'ın eşi söyledi bize. Fatih Bakar. Evet. Ne anlattı size? Bu bırakıp gittiydi. Ben tuttum 11.30'da işe gittim. İşte bunu aradım. Dedim ya ne oldu? Çocuğunuz var iki tane. Geç dedim çocuğun başına falan işte. Şöyle buydu. Dayı dedi ben dedi hem akraba oluyor benim şahıs. Fatih Bakar. Evet. Ben dedim nasıl söyleyeyim dedi. Niye dedim ben de. Dedi Fatih dedi sen de bir şey anlatmadım. Anlatma dedim ben de. Dedi dayı dedi ben sana söyleyeyim mi? Söyledim ben de. O da neyse söyledi. De senin dedi kızınla dedi Fatih'in dedi ilişkisi var dedi bana. Ondan sonra tuttum ben de. Sabah eve geldim. Evden aşağı indim. Dedi salı ya pardon. Yarımca 10 dolu sağlık ocağında dedi evraklarınız var diye söyledi. Sen de doktora dedi sana dedi verir hepsini dedi. Yani söyler dedi. Ben de gittim söyledim dedim böyle böyle dedi. Senin dedi kızın dedi hamile dedi. Senin de bilgin yok mu dedim. Benim bilgim yok. Ne de bilgim olacak sizin? Bana dedim eşi söyledi ben öyle geldim. Ondan sonra neyse oradan buraya okula geldim. Okuldan aldım hastaneye getirdim. Hastaneden üniversite Sopalı'ya sevk ettiler. Sopalı'dan da üniversiteye sevk ettiler. Doktorlar Lisesi'nden çocuk sakatlığından alındı. Olay bu yani. İki kişinin tecavüzüne mi uğradı? Yok tek kişi. O söyleme demiş. O söyleme. Yani başkanın ismini vermiş. Yani kendini kurtarmak için. Yani kendisini kurtarmak için öyle isim vermiş. Peki kızınız nerede şu anda? Şu anda onun yanında. Fatih Bakar'ın yanında. Evde yok yani. Siz peki bu durumla ilgili şikayette bulundunuz mu? Bulunduk. Nerelere? Jandarmaya bulunduk. Savcılığa bulunduk. Emniyete bulunduk. Yani kaç gündür kayıp kızınız? Bir aydır böyle kayıp. Ayın 10'undan beri. Ayı 10'dan beri.